Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz 2024 Nobel Fizik Ödülleri dün açıklandı. Nobel Fizik Ödülleri bu yıl makine öğrenmesi ve yapay sinir ağları üzerine, yani yapay zeka alanındaki çalışmalar üzerine fizikçi ve bilgisayar bilimciler arasında paylaştırıldı. Ve tabii bu da beraberinde birçok tartışmayı getirdi. Acaba bu konu fiziğin konusu mu? Dolayısıyla Nobel Fizik Ödülünü bu konudaki çalışmalar hak ediyor mu diye. Buna şöyle bir bakış açısı ile yaklaşırsak doğru olduğuna inanabilirsiniz. 3 tane argüman sunacağım size. Bunu destekleyen, bu ödülün doğru bir ödül olduğunu destekleyen. Birincisi arkadaşlar, artık hepimiz yapay zeka ile iç içeyiz. Günlük hayatımızda ve bilimin her alanında. Bir laboratuvar gibi kullanıyoruz. Ben daha önceki videolarımda size işte yapay sinir ağlarının aslında nükleer fizikte bir alternatif laboratuvar olduğundan bahsetmiştim. Makineye elinizdeki geçmiş verileri öğreterek yeni verileri tahmin ediyorsunuz ve belki de bir deney yapmak yerine önceden bir alternatif laboratuvar gibi kullanarak bu yapay zekayı siz sonuçları tahmin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bilimin de her alanında, fiziğin de her alanında oldukça yoğun kullanılan bir konu. Dolayısıyla hepimiz artık yapay zekayla bir şekilde iç içeyiz. Dolayısıyla bu alana bir ödül verilmesi lazım. Bu alanın temellerini kim attıysa ödülü de o hak edecekti. Dolayısıyla yapay sinir ağlarının temellerini atan işte fizikçi ve onu daha sonra onun attığı temelleri geliştiren bir bilgisayar bilimciye verilmesi doğru bir karar idi. Peki neden Nobel Fizik Ödülü verildi? Çünkü yapay sinir ağlarına ve makine öğrenmesine bir Nobel ödülü verilecekse Nobel ödül kategorilerinin içindeki en yakın alan yine Nobel Fizik Ödülü. İkinci söyleyeceğim şey şu, biliyorsunuz yine dünyamız internet ağıyla çevrelenmiş durumda. İnternetsiz de artık yaşayamıyoruz, yolumuzu bile bulamıyoruz. İnternetin geliştiricilerine de baktığınızda CERN'de WWW sistemini geliştiren yine fizikçiler. Kendi aralarında bir ağ oluşturmak ve iletişimi sağlamak için kurdukları sistemi biz bugün dünyada dünyanın bir ucundan öbür ucuna iletişim kurmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla fizikçiler görüyorsunuz aslında her alanda çalışıyor. Yapay sinir ağları ve makine öğrenmesi de bu alanlardan biri. Geleneksel bakış açılarımızla fiziğin geleneksel konularına baktığımızda ilk etapta sanki bu konunun bir Nobel Fizik Ödülü almaması gerekiyor gibi düşünüyoruz. Ama artık çağımızda 2024 dün dinamikleriyle düşündüğünüzde aslında bu ödül doğru bir ödül olduğu kanaatine varabilirsiniz. Son söyleyeceğim de şu, biliyorsunuz işte yaklaşık 14 milyar yıllık geçmişe sahip devasa bir evrende yaşıyoruz. Bu evrenin içindeki her zerre fiziğin ilgi alanında ve fiziğin kapsama alanında. Çünkü fizik zaten evreni inceleyen bilimdir. Dolayısıyla evrendeki elektronların davranışlarını, akımın davranışını, işte gerilimleri, elektrik gerilimini, elektrik potansiyeli, bunların yardımıyla işleyen mikroçipleri, transistörleri vesaire tasarlayan da fizik. Dolayısıyla fiziğin alanına giriyor. Dolayısıyla sizin bilgisayar dediğiniz, makine öğrenmesindeki o makine dediğiniz şey aslında fizik. Fiziğin alanında. İnsan vücudundaki fiziksel ve kimyasal işleyiş, sinir sistemimizdeki o iletimler yine fiziğin, biyofiziğin ilgi alanına girdiği için dolayısıyla sinir sistemimizdeki nöronlar da bizim aslında fiziğin alanına giriyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda makine öğrenmesindeki makina, yapay sinir ağlarındaki sinir ağları ve bunların yapaylaştırılması yine fiziğin kapsamlı bir alanına giriyor. Dolayısıyla bu ödül aslında yerini bulmuş. Hem konu olarak hem bu alanın geliştiricileri olarak baktığımızda yerini bulmuş bir ödüldür. Benim bir tereddütüm yok. Umarım video faydalı olmuştur. Hoşça kalın.